Korktun mu? Ha? Korktun mu oğlum? Çatsiko. Çocuklar korktunuz mu ya? Korkmayın. Korktun mu Çatsiko? Herkese merhaba. Merhabalar. Evet. Sabah kalktık, 3 tane kargo peş peşe aradı bizi. Üçü de birden geldi. Şimdi Florida'dan Muradiye ablamız bize bahçede budama makası göndereceğini söylemişti ama 3 ayrı yerden bize bir sürü malzeme yollamış. Bizi çok mahcup etti. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Kendisine. Şimdi bir de şuna ben bakıyordum. Çok komik ya. Çok da hoşumuza gitti. Şanslı Tunç yazmış. Evet. Yazdırmış. Çok hoşumuza gitti. Şanslı Tunç. Şanslı adına çok teşekkür ediyoruz. Şanslı'nın hediyesini önce açalım. Şanslıko. Fırtınadan korktuk Şanslı. Evet. Az önce dehşet bir fırtına vardı. Evet. Dedi ki ağaçları herhalde kökünden sökecek. Şanslı Tunç. Evet. Önce Şanslı'nın hediyesini açıyorum. Bakalım neymiş. Ay çok güzel. Oo, şanslı da yazmış üstüne. Çok güzel ya, harika. Şanslı. Bak. Şanslı. Bak arkadaşın. Bak oyuncak. Sana gelmiş. Sana gelmiş. Bırak bakayım oraya. Ha. Orada dursun. Şanslı. Bak bak. Şişt. Bak burada ne var bak. Şanslı. Şanslı fırtınadan çok korktu yalnız. Gökyüzü şans çekiyor bir tarafta. Al oğlum. Oyuncak sana. Ne oldu oğlum? Sevinmedin mi? Merhaba. Merhaba. Merhaba Şanslı. Bak bu da Şanslı. Merhaba. Yavru mu bu? Küçük mü? Şanslı. Ha, ne oldu? Bak çok tatlı bu. Şanslı. Kulakları da senin kulaklarına benziyor aynı. Hadi oyna oyuncağım. Ne oluyor ya? Şimdi ben... Evet. Üzerinde Şanslı yazıyor. Paketin üzerinde de Şanslı Tunç yazıyordu. Şanslı'nın kimliğinde de arkadaşlar Şanslı Tunç yazıyor. Evet, Florida'dan Muradiye ve Deniz. Evet. Güzel günlerde kullanın. Şanslı, seni seviyoruz yazmış. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkürler. Çok güzel bir hediye. Bizi çok mutlu evet. etti. Şimdi ooo çok güzel bir makas. Harika. Evet, budama makası. Evet, harika. Çok işimize yarayacak bir şey gerçekten. Bakar mısın? Hı-hı. Tek dallar. İşimize çok yarayacak bu. Yüksek dallar için. Testere yollamışlar sağ olsunlar. Evet. Bu da çok güzel. Çok teşekkürler. Yine budama makası. Bu da budama makası. Oo, çok güzel bu. Budama makasımız var. Bu da yine değil mi? Budama makası da. Hı hı. Yok evet. O meyve portakal meyve kesme. Meyve toplamak için. Ha? Pardon meyve toplamak için bu. Şöyle bu herhalde bunları bilemek için. Ha, evet. Değil mi? Bir de eldiven yedek yollamış bize. Evet. Sağ olsun. Çok teşekkür. Çok teşekkür ederiz. Çok mahcup ettiniz bizi. Çok evet. sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, çok teşekkürler. Evet, hava inanılmaz güzel. Ben bu yağmur havasını çok seviyorum. Sonbaharda doğduğum için olsa gerek. Böyle yağmur yağıyor, gök gürlüyor, şimşek çakıyor. Bana acayip huzur veriyor. Bilmiyorum, herkes de sevmez aslında yağmur ama ben çok seviyorum. Az önce kıyamet kopuyordu ama. Evet, burada bayağı bir fırtına kopuyordu. Bir rüzgar çıktı ama o zaman içeri kaçtık yani o zaman. Korktum ben. Bugün ağaçların etrafını temizleyip gübre atacaktık. Ama yağmur bastırınca yapamadık. Yapamadık. Ondan sonra seraya da çalışma yapacaktık. Evet, güzelce bir seranın... Toprağının hazır hale getirilmesi lazım. Şimdi orayı yapalım istersen. Yağmur yağıyor sen. Patır 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 patır. Hmm.
Şimdi seride yapabiliriz. İçeride çalışabiliriz ama video çekemeyiz. Evet. Çünkü üzeri naylon olduğu için aşırı ses oluyor içeride, evet. Ve bu sizi çok rahatsız edecek çekim esnasında. Evet. O yüzden yağmur süzgecinde yapalım dedik. Bunun avizelerimizi asalım. Tamam. Evet, şimdi gidelim avizeleri takalım mesela. Hadi gidelim. Hadi. Evet, şanslının gördüğünüz gibi arkadaşlar, oyuncak köpeğe bile tahammülü yok. Kıskanıyor. Hemen arkasını döndü. Öteki şanslıya. Küçük şanslıya. Şanslı go. Oğlum benim ya. Benim güzelim bu ya. Benim güzelim. Güzelim bu benim ya. Bu çocuk çok yakışıklı ya. Çok yakışıklı bir çocuk ya. Çocuk çok güzel ya. Çok efendi, çok akıllı. Değil mi oğlum? Aferin benim oğluma ya. Aferin benim oğluma. Kontrol kalemiyle kontrol mü etsek acaba? Tabii babam yine de ederdi her zaman. İki tanesiyle birlikte deniyoruz ki sağlam olsun. Belki kontrol kalemi bozuktur. Değil mi? Evet. Ya ikisi de bozuksa? İkisi de bozuksa artık. Bu sene kömür almana gerek kalmaz. Saçmalama, Allah korusun ya. Sobada yakarsın ne zaman. Dedim bir an ne diyor. Yok, elektrik yok. Evet, şimdi avizemizi asalım arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım. Pense. Şu bantı cebine koy. Pense nerede? Buradaydı. Getireyim dur. Küçükken babamla ben giderdim. Bana derdi ki çıraklık yap bana derdi. Komşular çağırırdı elektrik işlerinden anlıyor diye babam. O da hep beni yanında çırak olarak götürürdü. O kadar çok şey öğrendim ki. Bu elektrikle alakalı. Mesela elektrikli soba falan bozulsun ben tamir edebiliyorum. Böyle avize işlerini falan da yapabiliyorum. Neden yapmıyorsun o zaman? Sen varken ben mi yapıyorum? Tamamdır. Evet, hep birlikte avizemizin açılışını yapıyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1, 0. Süper, eline sağlık. Evet. Oldu. Unutu çok güzel. Ahşapta da uyumlu oldu bak. Hı. Elini kolunu sağlık. Arkadaşlar. Esen yaprak sarması yapıyor. Bir de dolma yaptı. Patates dolması. Bir de bahçemizdeki ne bulduysak. Biber. Kopardığımız biberlerden dolma yaptı. Sütümüz kaynıyor. Evet. Komşumuzdan süt aldık. Sütümüz de kaynamaya başlamış. Sütten ne yapacaksın Esen? Yoğurt yapacağım. Hı. İçeceğiz. İçmek için ayıracağız yani. Yoğurtumuzu da yapacağız. Evet. Çayımızı da koyduk arkadaşlar. Çayı demledik. Sobamız güzel yanıyor. Evet, ne yapıyorsun Esen? Yaprak sarması. Evet, zeytinyağlı yaprak sarması yapıyorum. Bu arada bundan önce de bahçeden böyle kırmızı biberlerimiz vardı. Onlardan kalmış birkaç tane. Onları normalde çok seviyoruz doldurmayı. Az kalmış tabii artık sonu. Onlardan doldurdum. Bir de patatesi çok seviyoruz biz. Patatesi doldurmayı içine dolma şeklinde. Aynı içten yine patatesi de doldurdum. Önce onları pişirdim. Bunu sarması uzun sürüyor çünkü. Diğer yemeklerim hazır. Onları
ılırken bu da pişer yani taraftan. Hazır olur. Ya da bunu sonra üzerine de yeriz. Bunun evet. Sarması uzun sürüyor çünkü. Sen yine döktürüyor. Evet. Ya ben böyle evde olayım. Yapayım, yemek yapayım orada. Bunlar da dolma, zeytinyağlı dolma, patates ve bahçeden topladığımız biberlerle yaptığımız dolmamız. Evet. Bu ne sen? Telefonu niye çekiyorsun? Ayran mı? Tamam, ayranmış bu arada. Şöyle mi çok rahat? Sana kaymak olmuş. Tamam o tamam. Az önce kaynadı da. Yok yok kaynadı bayağı 10 dakika oldu neredeyse. Soba üstünde yavaş yavaş kaynıyor. Şöyle ballı süt. Bunu kaymağını karıştırmışsın. Tamam o kaymaklanır. Hemen yandaki komşumuzun sütü. Baksana kaymağı karışmış. Evet. Komşumuzun 2-3 tane ineği var değil mi? Hmm. Hani o videolarda sesi geliyor ya sürekli biz bahçedeyken o inekler işte. Ha sütü. Evet o ineğin sütü arkadaşlar. Devamlı bir inek bağırıyor biz konuşurken. Evet. O ineğin... Tamam tarzını alabiliriz. Tamam. Şu da ılısın. Bu da ballı süt. Bende. Sen sonra içersin. Mert şimdi içecek. Mert'e bir de sana. Ben şunu bitireyim. Hemen atayım pişsin. Diğer yemeklerimiz hazır. Bakayım nasıl sarıyor. Bak şimdi. Tamam bakalım nasıl sarıyor. Şimdi nasıl sarıyoruz? Bu damarlı kısımları sarıp üste geliyor. Arada bunu böyle karıştırıyoruz ki yağ altta kalmasın. Böyle bir tatlı kaşığı. Herkes istediği kadar bol bol koyan da var. Şöyle. İlk önce şöyle bir yapıyorum. Sonra yanlarını kıvırıyorum. Bu doğaçlama o an nasıl gelişiyorsa öyle sarılıyor yani. Şöyle. Oo kalem gibi oldu. O an nasıl istersen doğaçlama sarabilirsin. Bu yapraklar da Köyceğiz'deki evimizin bahçesindeki asmadan bunlardan böyle yapıp kış için saklamıştım. Tavana bile çıkmıştım toplamak için. Evet tavandan bile toplamıştım. Kış için saklamıştım. O yapraklar. Evet buradan selamlar Fatma teyzemize. Duran evet, amcamıza Fatma teyzemize selamlar. Evet selamlar. Onları seviyoruz. Bunu sarması uzun, yemesi çok hemen anında bitiyor. Limon, bu harika oluyor. Üzerine ben... limon koyacağız. Limon koyacağız, evet. Çok güzel olacak. De, sonradan limon sıkınca da çok güzel olur. Tabii, zeytinyağlı. Evet. Bunu aslında pişirip böyle bekletip ılık ılık yiyeceksin. Ya da ertesi güne çok daha lezzetli olur bekledikçe. Zeytinyağların zaten özelliği o. Ben bir sonraki gün daha çok seviyorum. Ben bir deneyeyim mi? Sarabilecek miyim bakalım? Bir tane de ben sarayım mesela. Saracağım mı? İlla saracağını. Tamam. Hayatımda ilk defa saracağım arkadaşlar. Şu an bakıyorum nasıl tarzına. Bak şöyle. Anladım. Yaptım. Yanlarını içine al sar. Şöyle. Kalem gibi oldu. Şöyle. Bakayım. Evet. Ben de elimi yıkayayım. Yaprağa göre değişiyor. Normal... Bu aralıklı mesela bunun. Şöyle göstereyim. Mesela şuraları çok aralıklı. Bir de bütün yaprak olanlar var böyle. Bunlar daha güzel sarılıyor. Mesela tokat yaprağı çok güzel olur. Bunlar çok daha güzel sarılıyor. Biraz daha geniş oluyor. Böyle incecik incecik kalem gibi. Bu zeytin alanı yaprağı. Evet bu zeytin alanı yaprağı. Ya var ya Tarık. Her yerdesin. Ben severim böyle işleri ya. Hadi sar bakalım. Tarık Usta'dan yaprak sarması. Ben çok severim böyle işleri. Ki elimden de gelir yani. Bir kere göreyim. Hemen anında aynısını yapabilirim.
Evet, bak ilk adımı bildin. Damarlar üstte. Bravo. Oh, o ne? Dur, onu ayarlayacağım. O kapanmaz. Yok, kapanmaz o. Ay sen, ben ayarlayacağım onu ben. Sen niye ben şey yapıyorsun, rencide ediyorsun beni? Bakayım. Biraz daha alacağım. O mesela fazla belli yani. Bari gizli yerde sarma, şu tarafta sar da görelim. Şöyle yapalım. Böyle gidelim. Şöyle. Hatta biraz daha alabilirim bundan. Tarık, soğanına koyalım. İnanılmaz güzel. Midye dolma yapar. Evet, of. Olsa da yesek. Evet. Midye tavayı yapmıştım. Midye dolma da çok güzel yapar. Evet, şimdi bunu arkadaşlar böyle yaptık ya. Sonra böyle yapıyoruz. Tamam mı? İzliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Dikkatli izleyin. Sonra bunu böyle yapıyoruz. Sonra bunu da aynı şekilde. Şöyle. Sonra şuradan. Bakın. Şu önemli. Şu önemli bir nokta. Şuradan tutuyorsunuz. Şuradan. Şuradan şöyle. Şu şekilde. Sonra yuvarlıyorsunuz. Bakayım. Bu şekilde. Bu kulakları bilerek bıraktım ilk sar. Ben. Yani şekil olsun diye. Şekilli olsun diye. Bunu ben şanslıya yaptım. Kulaklı. Ya evet, ilk sarmaya göre sayayım. Güzel. Bu biraz büyük ya, fazla koyalım. Şöyle iyice inceltiyoruz değil mi bunu? Böyle. Bu şekilde. İçi çok koyarsan kapatamazsın. O zaman şöyle alalım. Tamam. Evet, şöyle inceltiyoruz iyicene. Evet, yaprağa göre az koyacaksın üstüne. Patladı Esen. Patlar tabii. Niye patladı ki? Bunun, şunun yüzünden patladı bak şurada. Çünkü onu sıkıştıracaksın işte bak. Tamam, bir daha yapalım. Evet, bunu bir şey yap. Şu görmedik biz. Evet, ikinci denememiz arkadaşlar. Birincisi de başarılı oldu. Biraz kulak doldu ama bu ikincisi. Evet. Şimdi 2'de 2 yapacağız. Böyle şey yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Katlıyoruz. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi sen? Yaprakta sıkıntı var. Tabii. Ciddi söylüyorum. Evet. Burayı da böyle katlıyoruz. Evet, annem arıyor. Hemen sarıyoruz. Annenin içine doğdu herhalde. Evet, annemin içine doğdu. Oğluma yaprak evet, sardı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Dur, sesini kapat. Bu biraz daha iyi oldu. Neyse, bunu da şey yaparız. Alo. Efendim anne. Yaprak sarıyorum desene. Ha, yaprak sarıyorum anne. Yaprak. Yaprak sar. Zeytinyağlı yaprak sarıyorum ya. Ha, ben... Evet. Niye? Sarıyorum, dolma yaptım az önce. Ha, selam söyle ablama. Yok, kendi isteğimle sarıyorum anne. Zorla sardım diyorsun. Hayır, zorla. Mert anne içeride. Dur, vereyim. Dur. Ha, veriyorum. Mert. Sarmalar ağlıyor şu an. Anladın mı nasıl yapacağını Esen? Anladım da öğrendim. Tamam, anladıysan nasıl yapacağını. Hemen. Şimdi senin taktikle yapıyorum. Kulaklı sarıyorum. Tamam, kulaklı. Şekilli olması gerekiyor. Evet. Düz herkes sarar. Önemli olan kulaklı sarması. Evet, ben onu beceremiyorum işte. Kulaklı yaprak sarması. Kulaklı yaprak. Bak şöyle düzeltmiyorsun. Şöyle inceltmiyorsun. Tamam, şöyle. Hmm. Sonra yanlarını alıyorsun. Böyle. Oo, gerçekten böyle. Harika. Evet, alışık, arkadaşlar. Alışık, eline alışsın. Evet, videomuzun sonuna geldik. Şarjımız bitiyor. Evet, kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Evet, 100 bin aboneye doğru gidiyoruz. 100 bin abone için desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Like that. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hani sen saracaktın bütün şeyi, tencereyi ben saracağım dedim. Ya bunu böyle ya, çamaşırları yıka, bulaşıkları yıka, dolmayı yap, çorbayı yap.